kariyerini, ülkemizin güzide kulüplerinde sergilediği başarılı performansıyla taçlandıran, toplam 42 kez milli formayı terleten, sporcu ve teknik direktör kimliği yanı sıra sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol alarak örnek vatandaş kimliğiyle temayüz eden, hepimizin ciğerini dağlayan Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında büyük yıkım yaşayan memleketi Hatay'da özverili ve fedakar çalışmalarıyla hafızalarımıza kazınan Sayın Gökhan Zan'ı rozeti takılmak üzere Türkiye'ye davet ediyorum. Buyurun efendim. Her ikisine de takacağım. Çünkü geleceğim oraya. Çünkü Gökhan'ı ben Müge'den istedim. Gel bakayım. Sayın Genel Başkanım, çok değerli, kıymetli misafirler, değerli büyüklerim. Tabii ki heyecanımı bağışlayınız lütfen. Çok değerli, kıymetli insanlar da var. Ünal Hocam da aramızda. Kendisini de saygıyla selamlıyorum. Tabii bildiğiniz üzere ben medeniyetin yeşerdiği insanlık tarihine kadar eski birikimleri bir arada barındıran medeniyetin topraklarından Hatay'dan, Antakya'dan geliyorum. Hatay, her biri kendi çapında medeniyeti temsil eden kadim şehir Hatay'dan, Antakya'dan geliyorum. Ama aynı zamanda öyle bahtsız bir şehirden geliyorum ki, depremlerden, afetlerden, savaşlardan, işgallerden, patlamalardan başını kaldıramayan bir coğrafyadan geliyorum. Ancak Hatay, insanları, toplumu kendi tırnaklarıyla sırtından yükü eksik etmeyen, her seferinde küllerinden yeniden doğan memleketin çocuklarıyız aynı zamanda. Atamızın bize son armağanıdır, göz nurudur Hatay. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Hatay benim şahsi meselemdir. Bundan sonra Hatay hepimizin 84 milyonun şahsi meselesidir. Ben Sayın Genel Başkanıma, siz çok değerli kıymetli misafirlere tekrardan Hatay'ı deprem bölgesini ihya ve inşa etmek için tekrardan hakça, hukukça, kardeşçe nasıl daha önce birlikte yaşadıysak bundan sonra da aynı şekilde yaşayacağımızdan eminim. Genel Başkanımın önderliğinde kendisine çok güveniyorum, saygılarımı sunuyorum. Evet, şimdi Gökhan kardeşimi, evladımı biz Hatay'da karşılaştık. Videolarından, spor hayatından tanıyorum. Ve yani aslında onunla Hatay hakkında dertleşmek üzere bir araya geldik. Müge'yi tanıdım. Sonra dedim ki hadi Müge, al kocanı gel. Ne varsa kadınlarda var. Allah ikinizden de razı olsun. Evet. Evet.